Efendim 2 Ekim çarşamba gününden herkese merhaba. Malum çarşambaları saat 17'yi gösterdiğinde biz Levent Gültekin'le haftalık sohbetimizi, sohbetimizi yapıyoruz. yapıyoruz evet. Levent Gültekin hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Bir hafta içinde yine Türkiye'de birçok başlık, dünya zaten Orta Doğu inanılmaz bir ateş içerisinde. Nereye bileceğini bilmiyoruz. Dün meclis açılışı vardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anadolu topraklarının, altını çizdi, vadedilmiş topraklar ve sıra Türkiye'de mesajı ve Keza Sayın Bahçeli'nin de mesajları. Oraya geleceğim. Ama oraya gelmeden önce dün 1 Ekim e, Meclis açılışı e, ilginç sahneler var. Evet. Yorumlayalım. <laughs> e, i̇lk sahne e, CHP'nin daha doğrusu ilk bilgi Cumhuriyet Halk Partisinden geldi. E, Cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkılacak dendi. Bir kesim kalkmadı ki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek bir açıklama gelmiş e, bu kalkma olaylarına ilişkin. Genelde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerde ayağa kalkma yok. E, CHP grubu ilk önce Özgür Özel'in ayağa kalkmasıyla beraber ayağa kalktı. Hatta ayakta alkışlar vardı ama dönüşte ayağa kalkmadılar. E, Özgür Özel'e soruldu. Özgür Özel biz makama saygılıyız diyor. Kemal Kılıçdaroğlu da e, zehir zemberek açıklamalar ee, özellikle şöyle diyor: Biz CHP'ler yalnızca halk için ayağa kalkarız ama tabii bir sürü başlık var. Ne diyorsunuz? Kemal Bey'in Kemal Bey'in e, yaptığı şu anda CHP'de e, muhtemel bir karışıklığa her türlü şeyi malzemeyi kullanmak. Çünkü e, geri dönme umudunu diri tuttuğu için ofisini hala açık tutup CHP'ye geri dönme ofisi, şeyini umudunu diri tutma çabasıyla Özgür Özel'in her ne niyetle yanlış da olabilir, doğru da olabilir ama bunu eleştirmek bir gerek Kemal Bey'e düşmüyor. Eğer Cumhurbaşkanıyla diyalog yani Tayyip Erdoğan'la diyalog sorunluysa o zaman Kemal Kılıçdaroğlu niye yeni kapıya gitti? Değil mi yani? 15 Temmuz'dan sonra 15 Temmuz'dan sonra o zaman da iktidarla beraber ortak poz verdiler. Sonra mecliste meşhur şakalaştıkları bir sürü pozları var Kemal Bey'in de. Şimdi CHP'nin Cumhurbaşkanının şeyinde ayağa kalkması politik bir değişiklik, tavır değişikliği. Şimdi şimdiye kadar yapmıyorlardı. Fakat CHP yapmadığı, ayağa kalkmadığında da izah doğru düzgün tavrını izah edemiyor. Hmm. Ayağa kalkmayı iptal ettiğinde de niye kalkmıyordunuz, şimdi niye kalkıyorsunuz, ne değişti sorusunun cevabı yok ortada. Ne değişti iki yılda? O zaman da Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı'ydı. CHP o, Genel Başkanı değişti. Ee, yeni bir CHP geldi evet, Yeni bir şimdi strateji geldi Burada şöyle bir durum var ama Mesele sadece bir makama Ya da mesele sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Saygı görüp gösterip göstermeme meselesi olarak Oraya indirgeniyor Ben biraz farklı bakıyorum Şimdi muhalefet Birçok ben de birçoğumuz Mevcut rejimin yani partili demokrasi Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Ülkeye sıkıntılı olduğunu Zarar verdiğini düşünüyoruz ve söylüyoruz aslında CHP'nin dünkü pozisyonu yani Cumhurbaşkanının şeyine kalkma o politik tavır değişikliği ben şey olarak yorumluyorum. Artık rejimi kabul ettiler olarak yorumluyorum. Yani partili cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Evet. Cum, hükümet yani, sistemi. Hükümet sistemini çünkü ortada tuhaf bir rejim var. Hani Türk tipi dedikleri zaten bana göre bir garabet o anlamda baktığımızda. Yani partili cumhurbaşkanlığının sakıncaları var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün meclis konuşmasını ben de dinledim. Ama bir cumhurbaşkanından ziyade bir partinin genel başkanı gibi konuştu. Haklı olarak yani. CHP de öyle söylüyor. Öyle ama çünkü icraatın içerisinden ters, çok bir konuşma. Ters konuşma yoktu ama bir e, parti başkanı. Evet sertlik anlamında söylemiyorum. Yani vurgular öncelik aldığı konular daha çok iktidarın icraatlarını ön plana çıkaran, ekonomide attıkları adımları, rezervlerin artmış olmasını, enflasyonun giderek düştüğünü, ülkeyi toparladıklarını falan. Şimdi bu zaten şimdi siz ana muhalefetsiniz. Aslında rakibiniz. Anlatabiliyor muyum? Seçim meydanında onunla yarış halindesiniz. Ama aynı zamanda sizin amiriniz pozisyonuna da geliyor. Garabet dediğim oradan. O tavır değişikliği şahsa yani mesela insanlar şey diyorlar ya niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Yani CHP'nin Tayyip Erdoğan'ın şeyinde meclise gelmesiyle ayağa kalkması gayet yumuşak, gayet doğal bir davranıştır. Tamam. Bu mesele Erdoğan olması meselesi değil. Orada İmamoğlu da olsaydı veyahut diyelim Mansur Yavaş olsun veyahut Özgür Özel olsun partili cumhurbaşkanı olduktan sonra muhalefet doğal olarak rakibiyle bir açmaza düşüyor. Ben rakibime... Yani siz buna sistemden bakıyorsunuz. Evet ben sistem olarak bakıyorum ve CHP'nin dünkü karar değişikliğiyle artık Türkiye'deki rejimi değişikliği zımnen kabullenmiş oldu. Hmm. Bunu ben bunu ilan olarak görüyorum. Zaten çok fazla biz Mansur Yavaştan geçtiğimiz hafta parlamenter sistem çıkışını çok net görürken biz aslında başka, kimse de, başka yok. Başka Özgür Özel'den, Ekrem İmamoğlu'ndan. Evet. Gerçi tersine. Ekrem İmamoğlu çok fazla siyasi mesaj vermemeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla ama mesela Özgür Özel'den de bir parlamenter sistem güçlü bir çıkış yok. Yok. Yani CHP'liler hemen hemen hiç kalmadı tam tersine özellikle Ekrem İmamoğlu ve taraftarları dillendirmemeyi gündem etmemeyi dikkatle e, sürdürüyorlar. Çünkü onların niyetinde mevcut sistemle, bu yetkilerle Cumhurbaşkanı olmak ve devam etmek var. Bu aslında bizim hepimizin yıllardır parlamenter... Yani bu ben illa parlamenter anlamında söylemiyorum. Böyle çok takıntılıymışız gibi parlamenter sisteme. Benim için esas olan kuvvetler ayrılığı, denge denetleme ve partili Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı olmaması. olmamalı. Yani çünkü Cumhurbaşkanlığı biraz şey... Temsil şeyi, toplumun bütününü temsil eden, Türkiye'nin yapısı içerisinde, anayasa. Orada partili olduğunda devlet bütünüyle partileşmeye başlıyor. Yani biz seçim meydanında bir rektörün seçim kampanyası yaptığını görüyoruz, bir valinin seçime çalıştığını görüyoruz. Çünkü doğal olarak cumhurbaşkanın onların amiri pozisyonunda. Cumhurbaşkanı kalkıp da buradan Antep'e gittiğinde vali de katılıyor, kaymakam da katılıyor, oradaki rektör de katılıyor. Hatta tüm generalin bir generalin bile seçim kampanyası yaptığını gördük doğuda. Anladım. O yüzden. O yüzden yani bu biraz CHP'nin tavrını ben artık geçmiş olsun demek ki kabullendiler kabullendi. Peki şöyle bir şey soracağım. Ee, ben bakıyorum müthiş bir e, özgür Özel'e e, bir kesimden Cumhuriyet Halk Partisinin içerisindeki bir kesimden çok sert düzeyde bir eleştiri var. Bu ayağa kalkma meselesi işte 50 artı bir sistem kabullendiler diyorsunuz. 50 artı bir sistemi kabullendilerse Cumhuriyet Halk Partisi dolayısıyla öbür taraftan da oyanması lazım. Bu bir strateji. ama içeride inanılmaz bir tepki de var. Çok. Şimdi bu kime yarayacak? CHP'ye yarayacak mı? Özgür Özel'e mi? Ekrem İmamoğlu'na mı? Ee, en güçlü aday Kemal Bey'e biraz daha yarayacak. yarayacak. Öyle görünüyor. Çünkü Özgür Bey e, yaptıklarını izah edemiyor. Yani bir kendi kafasındaki politikayı bir felsefe olarak topluma anlatamıyor ne yapmaya çalıştığını. Daha önce burada konuşmuştuk. Zihninde şu var. Ben Tayyip Erdoğan'la kavga eden görüntüde olmayayım CHP olarak. Tayyip Erdoğan'la yumuşak üslup kurarsam, AK Parti seçmenine ulaşmakta daha kolay, yani daha rahat olurum o zaman. Haksız yani, mı? E, i̇şte o, bu bazen çok ince bir üslup ayarlaması gerekiyor. Yani çok doğru bir şeyi yanlış yapabilirsiniz. Yani, hmm. yani söylediğiniz şey doğru ama yaptığınız yanlış olur. Yöntemini iyi belirlemeniz lazım. Kendi seçmeninize güven vermeniz lazım. Şimdi aslında orada güven sorunu var. Yani genel olarak siyasete bir güven sorunu var. Şimdi seçmen travmatik halde. Toplumun önemli, özellikle muhalif toplum kesimi. En az birkaç seçim boyunca her seferinde bir aldatılmışlık duygusuyla yani muhalif liderlerin bir şekilde iktidarla iş pozisyona geldiğine dair Meral Akşener örneği var, geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu örneği var. 2014 seçimlerinde Ekmeleddin adaylık süreci Muhalif seçmen doğal olarak siyasete olan güvenini kaybetmiş. Siyasetçilere olan güvenini. Bu güvensizlik duygusuyla beraber her ne niyetle siz AK Parti seçmenine ulaşayım diye bu tip politik değişiklikler yaptığınızda eğer kendi tabanınızda o güven duygusunu yaratmamışsanız her şey yerle bir oluyor ve şüphe uyandırıyor. Hmm. Dahası Bu süreç mi gösterecek? Ha? Mesela bu kime yarar kime yaramaz diyoruz ya biz Şimdi, bir süreç ama içinde. şöyle mesele sadece CHP'nin oyun artıp atmaması değil. CHP genel olarak bir güven verme sorunu yaşıyor. Yani bu iş tutuşlarından olabilir, üsluplarından olabilir, diyalog kurma yöntemlerinden olabilir. Belki de ül hani biliyorsunuz hani derler ya aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırlar diye. Doğru. Belki de biz aynı duyguyu paylaşmıyoruz CHP ile. Bizden kastım kendimi seçmen olarak görüyorum. Anladım. Ne demek aynı duyguyu? Muhalif duyu? bir seçmen evet, olarak yani olarak görüyorsunuz. Ne demek aynı duyguyu? Seçmen dediğimiz toplu muhalif toplum kesiminin birinci önceliği Türkiye. Ülke yani ülkeyle ilgili endişesi var, rejim endişesi var, ekonomik geçim sorunundan kaynaklanan endişe var, mültecilerden kaynaklanan endişe var ve ciddi bir ülke endişesi var. Fakat bana öyle geliyor ki muhalefetin birinci önceliği Türkiye değil. Muhalefetin birinci önceliği siyasi denklemde varlığını sürdürmek. Bu güven duygusu CHP oluşturamıyor. Güven duygusu oluşturamadığı için her ne niyetle AK Parti seçmenine ulaşayım diye yapmış olduğu kimi hamleler bu sefer kendi tabanında bir kopma, kendi tabanında ciddi bir şüphe yaratıyor. Ve bence e, sonunda siyaset kaybedecek. Çünkü şu anda anketlerde ya yanılmıyorsam birinci veya ikinci parti kararsızlar. Hiçbiri diyen. Ama her seçimde biz onu görüyoruz değil mi? E, yani ama, önümüzde seçim de şu anda yok. Yok seçim tabii. yok ama biraz toplum kopuyor siyasetten. Yani kopuyor. siyasetçilerden kopuyor. Peki dün e, mesela mecliste e, bir ikda yaşandı. Sonra resepsiyona geçeceğim. E, Bahçeli e, sayın e, Devlet Bahçeli dem grubuyla tokalaştı. Hani bu gerçekten mesela benim de beklediğim bir e, durum değildi. E, Devlet Bahçeli şöyle dedi. Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barışı isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım. Şimdi bir başka gazeteci de demiş ki bugün Özgür Özel'e sizin sert eleştirileriniz oldu. Ama sonra tokalaşmaya geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz dediğinde de el sıkma değerlendirmenin işaretidir dedi. Mesela bir gazeteci Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ilk dört maddeyle ilgili çıkışını soruyor. O tartışmalar bitmiştir, onlara sorun bizim için değişen bir şey yok ifadesini kullanıyor. Şimdi bir şey, bir strateji oluyor, bir şey oluyor siyasetin içinde. Ya bizim bilmediğimiz genel başkanların belki kendi aralarında bir konuşmaları mı oluyor? Ee, hani hep söylüyorsunuz ya ateş Türkiye'ye doğru geliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan vaat edilmiş topraklar. Ee, Devlet Bahçeli sıra Türkiye söylemi. Bir, bir, bunu biraz açalım mı ya? Açalım şimdi. Yani bunlar e, siyasetin ya biz normalleşelim gibi bu kadar böyle düz bakacağımız bir şey mi? Sırrı sakık geliyor, tokalaşıyorlar. Sırrı sakık yani. Evet. Neydi o meşhur? Sırrı sakık yani. Hayır. Geçti burun pazarı süre şeyi nideye. Ha. Öyle mi? Niye? Bende şöyle bir şey var. Zararın neresinden dönersen kârdır diye de bir söz de var. Ev yandıktan sonra evet tedbir alalım demeni, demek gibi bir şey. Tabii hep bütünüyle bitti anlamında söylemiyorum. Şimdi Sayın Devlet Bey grup yani meclis resepsiyonundan iki saat önce grup toplantısı yaptı. Evet. Grup toplantısında gazetecileri tehdit etti, özgür Özel'e kızdı. Sonra iki saat sonra dedi ki barış dünyada barış istiyoruz, ülkemizde de barış olsun. Şimdi insan aklına şu gelmez mi? İki saat içinde mi bu barış ihtiyacımız doğdu bizim? Yani grup toplantısında yok muydu mesela bizim barış Türkiye ülkemizin barış ihtiyacı? Şimdi İsrail meselesi Cumhurbaşkanı düzeyinde dile getirilmiş olması bence çok önemli bir şey. İsrail'in yani Orta Doğu cehennemindeki ateş topunun Türkiye'nin üzerine gelmesi dün ortaya çıkmış bir şey değil. Türkiye yaklaşık iki yıldır, bir buçuk yıldır özellikle e, Gazze Savaşı'nın başlamasıyla beraber İsrail'in gözünün döndüğü, kontrolü kaybettiği, haydutlaştığı netleşmişken Türkiye bir yıldır her türlü kavgayı veriyordu. Hiçbir hazırlık yapmıyordu buna. Ayrıştırma siyasetin dilinin en temel şeyleridir. Daha dediğim gibi dün, evvelsi gün birbirlerini tehdit eder durumdaydılar. Şimdi toplumsal kutuplaşmayı biz toplum olarak bu hale getirmedik, değil mi? Biz mi yaptık? Ya biz Hayır, biz yapmadık. Siyaset yaptı. Şimdi siyaset ihtiyaç duyduğu, yani siyaset bize şöyle birleştirmeye çalışıyor. Ya bize şöyle bir muamele çekiyor. Beni rahatsız eden o. Biz onların tebasıymışız gibi davranıyorlar. Bizim kutuplaşmaya ihtiyacımız var, kutuplaşın. Bizim barışmaya ihtiyacımız var, barışın. Biz sizin köleniz miyiz? Niye vaktinde bu Özgür Bey'le, mesela dünkü tablo çok güzel bir tablo değil mi? Gayet nazik, kibar. Bize bunu niye yıllardır yapmıyorsunuz? Niye yıllardır birbirinize düşman kardeş gibi siyaset eleştirirsen bahsetmiyorum. Bir insan aynı çatı altında siyaset yaptığı insana vatan haini demez vatan haini dediği biriyle de barış yapamaz. Öyle olmaz öyle. Yani ben şimdi birine vatan haini gözü Vatan haini ne demek biliyor musunuz? Bu ülkeye ihanet eden demektir. Ben bu ülkeye ihanet eden biriyle birlik olalım demem. Kim olursa olsun. Ne birlik olacağım ülkeye ihanet eden biriyle? Birlik kimle olur? Ülkenin yararını gözetmekte, barışta, huzurda, demokraside, hukukta. E sen vatan haini dediğin adamla nasıl, niye onu dedin? Demek yani şimdi bizi biraz çok böyle köle ruhlu tamam abi her dediklerini alan pek abi olur. Bugün barış mı istiyoruz? Pek abi bugün barış yapalım. Yarın yarın dine terörist diyebiliriz. dönem. böyle olmaz. Türkiye uzun yıllardır bunu ıskaladı. Bizim Orta Doğu cehennemine karşı tek bir silahımız var şu anda. İç barışımız. Eğer Türkiye iç barışını bütünlüğünü sağlayamazsa bu Orta Doğu cehenneminde üzerimize doğru gelen ateş çemberiyle baş edemez. Peki bu bugün mü ihtiyaç doğdu? Hayır, bir yıl önce de vardı, iki yıl önce de vardı. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Guterres konuşuyor. Mevzu Evet, bakalım oradan bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi yani o kadar rahatsız edici bir tablo var ki. e Şimdi mesela demle tokalaşması değil mi? Normali bu. Ya kardeşim senin meclisin çatın altında, maaşını veriyorsun benim vergilerimle. Bu parti seçime giriyor, oyunu alıyor, meclise giriyor. Ya meclisi yönetiyor. Sonra çıkıp diyorsun ki teröristlere niye sıkıştınız diye. İnsanlara teröristlikle damga ediyor. Sonra dönüyorsun, olabilir. Kendin çok güzel diyalog kuruyorsun. Soruyorlar, niye? E diyorsun ki ülkemizde barışa ihtiyaç var. E, yeni mi var? Bir buçuk yıldır yok muydu? İki yıldır yok muydu? Peki resepsiyona geçelim. Resepsiyonda da çok enteresan bir sohbet e, gerçekleşiyor. E, Sayın Bahçeli ile Sayın e, Özel arasında. Şimdi tam cümleleri bir bulayım şurada. Hepsi karışıyor yanlış bir şey olmasın. E, karşılaşıyorlar. Bahçeli, e, Özel'e diyor ki değil mi? Diyor. birbirimizi kırmıyoruz inşallah. <laughs> Üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği bu diyor. E, ifadesi sempatik. E, özel de diyor ki e, Devlet Bahçeli herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek e, diyor. E, ve böyle bir atmosfer. ve Ben e, resepsiyona gidecektim, gidemedim bir sebepten dolayı. E, resepsiyonu bu sene ben daha sonra böyle bir takip ettim. Resepsiyonda bir e, enerji var bu sene, böyle çok yüksek bir katılım var. Cumhuriyet Halk Partiler genelde katılımlar olur ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu katılmazdı katılmaz, onu biliyoruz. Ama e, grup başkanlarından katılanlar olurdu. Ama dün e, gördüğüm kadarıyla me e, meclis akşam resepsiyonda çok kuvvetli bir katılım. E, daha e, yüzlerin pozitif bir enerjisi ya gerçekten bana ilginç bir bir ekim ben, açılışı bence iyi bir görüntü çok çok güzel ama yani ben çok memnuniyet duydum benim memnuniyetim başka ama sizinkinden hadi bakalım neymiş ee, siyasetçilerin birbirleriyle bir derdinin olmadığının görünmesi gerekiyor ben şey diyorum devlet tiyatrolarında <laughs> sezon açıldı <laughs> ah. bu bir devlet siyaset Türkiye'de devlet tiyatrosu olarak oynanıyor. Yani ne diyor Devlet Bey? Özgür Bey'e diyor ki, ee, söylediklerimden alınmıyorsunuz değil mi? O da yok efendim diyor. Herkes diyor doğru bildiğini söyler diyor falan. Bunların garezi bize. Bunlar bizi delirtmek için uğraşıyorlar. Tabii 83 milyonu delirtelim biz kendi aramızda kardeş kardeş anlaşılır. Öyle anlaşır. bir dertleri yoktur mutlaka. Ya, tabii ki yoktur ama yaptıkları ettikleri oraya çıkıyor. Garezi topluma. Yani abi siz eğer birbirlerinizin laflarından alınmıyorsanız birbirlerinize gayet biz böyle saygılı biz toplum niye topluma niye zehir akıtıyorsunuz ekranlardan? Bu soruyu sorma hakkımız var. Niye? Şimdi Devlet Bey'in o yüz haline bakıyorum. Ya o kadar babacan o kadar ya o yüz halini götürün gruptaki o bağıran çağıran ismin yanına koyun. O koymuşsun. siyaset diyor. Siyasette söylememiz gerekenleri söylüyoruz diyor. E peki, şöyle düşünüyor mu peki, Devlet Baçı? Şey soru... Burası bir dost meclisi yani. E, tamam. E... Peki o zaman şöyle bir soru sorayım Devlet Bey dün grupta dedi ki işte ülkemize karşı İsrail'in şeyi e, gerekirse kefen giyeriz. Bu da mı siyaset mesela? Siyaseten Hı. mi söylenmiş cümleler bunlar da? Yani biz siyasetçinin hangi sözünün siyaseten, hangi sözlerinin gerçek olduğunu nasıl ayıracağız? İşimizi gücünü bırakalım bir de bunun fal bakmayan başlayalım. Siyasetçi siyaseten diye bir cümle olur mu? Siyasetçiler inandığını söylerler düşüncelerini. Çünkü hep söylerim, bir kere daha tekrar edeyim burada. Hepimiz siz, ben ekranlarda, kamuoyu önünde olan insanların başka bir sorumlulukları daha var. Bizi 18 yaşındaki gençler de izliyor. Doğru. Devlet Beyi de 18 yaşındaki genç de izliyor. Devlet Bey'in dün akşamki meclisteki özgür özelle konuşmadaki 100 tonlu 100 tonlu gören bir gençle gruptaki asan kesen, bağıran halini gören bir genç olarak bir bakalım. Hangisini örnek almasını ister gencin? Değil mi? Şimdi bizim bu tip sorumluluklar biz böyle siyasetten onu dedik. İyi ee abi alınma. Siyaset Türkiye'de bu kadar ayağa düşmemesi lazım. Siyaset dünyada tek bir tanımı vardır. Sorunları çözme sanatıdır. Dönemsel sorumluluk alıp sorunları çözmenin adıdır siyaset. Bizde, bizde kavga, dövüş, makamı, pozisyonu koruma sanatının adı. Peki bunun için her şeyi söyleyebilirim. Alınmak yok birbirimize. Peki o zaman biz neyin gerçek olduğunu, mesela Dem Parti'nin de terörist olup olmadığını anlayacak mıyız? Yoksa siyaseten mi söylenmişti? Hmm. Ya da işte Özgür Özel'in hain olup olmadığı, mesela Devlet Bey bir önceki, bundan birkaç ay önceki grup toplantısında Anayasa Mahkemesine de dedi. Evet, kapatılmalı, kapatılmalı. ya kapatılmalı. Şimdi bu siyaseten mi söylenmiş mi? yoksa gerçek düşüncesi mi? Anlatabiliyor muyum? Bu çıkmaza doğru gidiyor. Bunu kabullenemeyiz. Biz teba değiliz, koyun değiliz. Biz vatandaşız. Devlet Bey de, Özgür Bey de, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bize hizmet etmek üzere o makama gelmişler. Talip olmuşlar. Aslında bize şunu söylüyorlar. Ben sana hizmet etmek istiyorum. Oyunu bana ver, sana hizmet edeyim. Peki bize hizmet etmeye talip olmuş insanlar niye biz gerçek yüzlerini, gerçek düşüncelerini, gerçek davranışlarını, gerçek taleplerini değil de siyaseten söylenmiş söyleriyle sözleriyle muhatap oluyoruz. Ama şu dediğim gibi seviniyorum. Biz toplum olarak şunu öğrenmemiz lazım. Siyasetçilerin söyledikleri sözlere değil, yaptıklarına bakmamız gerekiyor. Yani Devlet Bey'in o çıkışı bize bunu böyle film şeridi gibi dedi ki o küçük bir kısa film olur ya bir dakikalık. O şu konuşma. Siyasetçilerin sözlerine itibar etmeyin. Çünkü siyasetçilerin söyledikleriyle yaptıkları başkadır. Size çok şey cevval bir muhalif gibi gözükebilir ama arkadan bambaşka bir hani ben hep şeye çok benzetirim. Bir tiyatroculardan özür diliyorum ama her birimizin rolü var ya. Sizin rolünüz çok bağırmak. Bağıracaksın abi, çok bağıracaksın, kıyamet koparacaksın. Benim rolüm müşfik adamı oynamak. Bir başkasının rolü işte yardımsever rolünde oynamak. Anlatabiliyor muyum? Toplum zaten dikkat ediyorsanız. Ama ee, siyasette bir nevi aslında strateji. Mesela biz ne diyoruz? İşte yeni bir strateji. Ama bu strateji değil. Bu strateji değil. Bu strateji değil. Bu biraz... Peki şuradan şuraya geçmek isterim. Böyle parça, o kadar çok başlık var ki. E, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasadan bahsetti ama en kuvvetli çıkışı şu. E, yasakçı değil, özgürlükçü anayasa dedi ve bütün siyasi partilere omuz vermeye davet ediyorum dedi. Bu görüntüler, işte bu sıcak e, yaklaşımlar bir nevi yeni anayasanın işte partiler arasındaki diyalog sürecinde ne giden Yolun taşları olarak görmek mümkün müdür? Daha uzlaşıcı, işte daha masaya oturucu bir yola doğru mu? Doğru. Yalancı çoban hikayesini biliyorsunuz değil mi? Bilmez miyiz? Herkes bilir. Evet, Türkiye şu anda mecburen siyasetçiler yalancı çoban pozisyonunda. Şimdi önümüzdeki var olan anayasa uygulanmamış. Duruyor. Yani hani bir kere uygulanmadı, geçmedi değil. Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımayan bir yargıtay meselesi var ve duruyor ortada. Dün resepsiyonda Numan Bey'e sormuşlar, meclis başkanına. Evet. O da yani ben meclis başkanı olarak yapabileceğim bir şey yok. Bunu yargı kendi arasında bir an önce çözmesi lazım ki soruna bir Hı -hı. çözüm bulunabilsin. Orta bir sorun var. Anayasanın uygulanmadığı sorunu var. Şimdi bir anayasa uygulanmazken sadece o, o değil, başka birçok özgürlüklerde, mesela çok basit. Anayasada izin almadan gösteri ve yürüyüş yapma hakkı var. Özgürlükler demiyor mu Cumhurbaşkanı evet. 1 Mayıs, Taksim, 10. Örnek, yapabiliyor muyuz? Hayır, şu anda izin almadan kimse gösteri yapamaz Türkiye'de. Hele 3 kişi. E var olanı uygulamıyorsunuz ki. Bu bir. iki. biraz önce söylediğim siyaseten dedikler ya, Devlet Bey siyaseten söylediğimiz cümleler ya, siyaseten söylenmiş vaktinde kutup, kutuplaşma yaratmak için, veya oyu artırmak için veyahut başka o sözlerin toplumda yarattığı bir travmatik hal var. O yüzden CHP diyelim ki anayasa yapmaya niyetlendi. Muhalif kamuoyunu ikna edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut aktörlerden ziyade muhalif toplum kesimini ikna edebilmeli. Gerçekten demokratik bir anayasa istediğine Zihninin arka tarafında yok vardır anlamında söylemiyorum insanların zihninde o, o tip şüpheler var ya zihninin arka tarafında başka niyetler olmadığına ikna etmek ikna göre. edecek bir yaklaşım bu nedir bu birçok adımla olabilir birçok adımla o adımlar atılmıyor biz sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok yumuşak çok bilgece yapılmış konuşmalar dinliyoruz peki eyleme yansıyor mu bu? Hayır, eyleme yansımıyor. Milli Eğitim'de de yansımıyor. Diyanet meselesinde de yansımıyor. Ee, laiklik koruma meselesinde de yansımıyor. şimdi buradan baktığımızda doğal olarak şöyle diyoruz. Biraz önce söylediğim gibi söylem başka, eylem başka. Eyleme göre buradan iyi bir anayasa çıkmaz dedi bize eylemlere baktığımızda. Söyleme baktığımızda Çıkın. çok güzel bir anayasa çıkabilir çünkü söylem <laughs> öyledir. Benim <laughs> o yüzden CHP ve diğer partiler isteseler de ben kolay kolay bir anayasa çalışmasına ortak olabileceklerine ihtimal vermiyorum. Tabii bu şimdi meclis açıldı bakalım ilerleyen Çünkü günlerde Çünkü CHP nereye tabanı edilecek? ve muhalif kamuoyu bunu mecaz anlamda kullanıyorum yanlış anlaşılmasın. bu endişesi giderilmeden bir anayasa çalışmasına kalkacak CHP yönetimini taşlar. Ya yani bugün olduğu gibi sosyal Orada gibi. mesela özgür özel en çok mesela sosyal medyada baktığımda en çok suçlanan herhalde okuduğum kelimeler, cümleler baktığım zaman sanki iktidarla işbirliği yapmış bir genel başkan olmakla suçlanıyor. Evet öyle itham ediliyor. Ve bu bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı için çok en üst düzeyde bir itham olarak düşünüyorum ben. Hani bir muhalefet yani Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir. Muhalefetin, CHP nin, CHP nin, başkanına. genel başkanına. Büyük haksızlık değil midir? E, şimdi şöyle, CHP'nin genel başkanlarının genelde böyle bir ilişkisi var. Deniz Baykal travması var, Kemal Kılıçdaroğlu travması var Türkiye'de. İşbirliği demek gidip Tayyip Erdoğan'la oturup anlaşmak, evet abi ben sana çalışıyorum demek değil. Şunda mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hataları onlara çalışıyor gibi mi? Evet, şey? yani daha doğrusu... Yap, hata da yapsa aynı şeyde suçlanıyorlar, hata, şimdi, hata yapmasalar da işte... Hayır, yapsın. o hata mıdır? Ata, ata olarak göremeyiz. Bazı şeyler var ki, mesela diyelim ki Kemal Bey dokunulmazlıkların kaldırılmasına veyahut Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığına veyahut bütün anket... Helalleşmede de aynı şey. Yaşıyor. Helalleşme daha farklı. Helalleşmede biraz taban, taban değiştirme. Ama şey, yani 2023 anketlerde kendisi çıkmadığı halde adaylığını dayatması şöyle okundu iktidarla işbirliği içerisinde. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın kazanabilmesi için Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerekiyor. Hı. Şimdi Özgür Bey gidip de oturmuş Tayyip Erdoğan'la evet abi biz beraberiz bundan sonra ben de sana destek olacağım. Böyle bir şey yoktur. Ama siyaseti kurgulayanlar muhalefeti iktidarın işini kolaylaştıracak bir tarza, politikaya yönlendiriyorlar. Ve bu doğal olarak işbirliğine giriyor. Şimdi Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylığı çantadan çıkmış bir tavşan gibi bir anda ortaya çıktı. Yani normalde muhalefetin oyu 65, Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemdeki oyu 35. Ekmelettin diye kimsenin tanımadığı, Türkiye'de ismini söylemekte zorlandığı bir ismi aday yapıyorsunuz ve seçimi kaybediyorsunuz. Bu ancak evet siz vermek için yaptınız. Bunu. Anladım. O zaman da yine bir anlaşma vardı. Gibi. Yani anlaşmadan ziyade Yani CHP genel başkanlığının kaderi bu. CHP genel başkanı belki de CHP genel başkanı olmak için öyle insan olmak gerekiyordur. Doğru düzgün insanları yapmıyorlardır. Esnaf bu abi tam. Doğru düzgün kastım şu. Yani öyle demeyin. Yok yok şu anlamda söylüyorum. Ya, kelimeyi düzelteyim. Doğru Zaten... düzgünden kastım şu. Kararlı, kendi doğrusunu savunabilen, kendi siyasetini uygulayabilen, toplumlas e, toplumla iyi bağ kuranları belki CHP'de genel başkan yapmıyorlardır. Bir de öyle bakalım. Özgür Özel'in e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili planı Özgür Özel erken seçim planını açıklamış. Erdoğan zamanında seçim olacak diyorsa ben bir daha yokum artık diyor demektir. Emeklilik tercih ediyorsa kendi tercihi ama bizim onun için bir erken emeklilik planımız var zaten diyor Özgür Özel. Bence biraz hakikaten yani biraz Peki soruyorlar erken seçim ısrarını nasıl yükselteceksiniz diye. Belki sizi tatmin eder. Dur bir okuyayım. Peki. Hep böyle eleştiriyorsunuz ya erken seçim diyorlar ama bir şey yapmıyorlar diyorsunuz. Geçim olmazsa seçim olur dediğimizde meydanlar yıkılıyor. 31 Mart'ın hemen sonrasında %31 erken seçim talebi varken 56 okudum ben. Bu talep yükseldikçe siyaset toplumdan gelen sese kulakları bir yere kadar tıkayabilir. ...karşılığını vermek zorunda. Biz bu talebi yükseltiyoruz. Ee, işte az önce söylediğim erken seçimden bahsediyor. Ee, onun dediği gibi 5 yılın sonunda değil... ...2,5 yılda ya gelsin seçimi yapalım... ...ya da ondan sonrası başka bir bahis. Türkiye'de Türk işin açlık sınırını 19 bin lira açıkladığı noktada... ...sen asgari ücreti 17 lira bin yapıyorsan... ...bütün işçiler açsa sen nasıl erken seçime direneceksin... Ben gelecek sene Kasım ayında bir seçim yapabilme gayreti içerisindeyim e, gibi açıklamalar. Özgür Bey kafiyeli e, laf sokmaları çok seviyor böyle. Bunun çok büyük bir marifet olduğunu Hangisi kafiye? Ya işte biz sana emekli sen emekli düşünüyorsan biz sana emekli yani hazırladık böyle hazırladık. Yani böyle ağdalı cümlelerle e, muhalefet yapmayı marifetmiş gibi zannediyor. E, söylediklerinin bir karşılığı var mı yok mu? Sözümüzün ağırlığı çok önemlidir. Bir insanın sözünün ağırlığını kaybettikten sonra duyulmaz artık demiştim bir önceki programda hatırlıyor. Uçak benzetmesini vererek havaalanı yanında yaşamaya yaşayanlara. Şimdi söz sonuçta erken seçim kararı alacak olan Cumhur İttifakı'dır. Meclis çoğunluğu onlarda. Evet. Matematik bize bunu söylüyor. Özgür Bey'in yapması gereken laf cambazlığı değil, iktidarı erken seçime zorlayacak politika geliştirmektir. Şunu diyecek mesela, erken seçim yapmıyoruz mu? Öyle misiniz? Peki ben sizi götürmeyi bilirim. Bu kadar. Biz onu göreceğiz sonra, izleyeceğiz nasılmış. Peki onu nasıl yani? Onu o, bilmem. Onu siyaset üretenler düşünecekler. Yani öyle bir siyaset üretecekler ki eğer özgür beyin dediği biz, gibi, yani seçim yoksa geçim var dedik işte. O laflı olmaz. Lafları kimse duymaz. Bizim biz, yapıyorlar. onlar siyaseten söylenmiş laflar, Pınar Hanım. Siyaseten söyleniyor <laughs> Artık her her söylemi siyaset. Öyle ama siyasetçiler zaten siyaseten söylerler. Ben gerçek cümlelerden bahsediyorum. Şuradan gelmesi lazım. Şuradan cümle geldiğinde insanlara dokunur. Siyasetçilerin buradan geliyor genelde. Şuradan geldiği için dokunmuyor. Öyle erken seçim, evet işte seçim yoksa geçim yok, geçim yoksa seçim var. Bunlar boş laflar. Çok basit. Matematik 2 artı 2 eşittir 4. Aritmetik var meclis aritmetiği. Arkadaş sen burayı zorlayabilecek misin? Zorlayacak politika üretiyor musun? Üretemiyoruz. O zaman konuşma. Ya da politika üret. Geriye kalan dediğim gibi sadece muhalif kamuoyunun, ne diyor Özgür Bey? İşte anketlerde %56 seçim istiyor. Tamam buyur %56'yı organize et. Öyle bir politika geliştir ki iktidarın karşısına dik o %56'yı iktidar gitmek zorunda kalsın mesela. Ama ama biz de Türkiye'de laftan başka bir iş yok ki. Türkiye'de laf. Yani kimse sahici bir şey yapmıyor. Lafta daha çok dediğim gibi işte kavga siyaset. Böyle. Siyaset ağız dalaşına dönüşmüş durumda ülkede ne yazık ki. Peki, e, erken seçim şeyine baktığınızda bugün YSK pusulalara basmış diyorlar ki erken seçim. Yok, canım, şey. o bence <laughs> Periyodik hazırlık şeyidir yani normal bir şeydir. Evet. Şimdi e, ben bir daha yokum yani er, zamanda seçim olacaksa diyorsa zamanında yokum. Bir erken seçim olacaksa hangi tarihte bekliyorsunuz? Yani olur mu? Ben olacaksa. Ee, seçimlerden orta vadeli program bugün Mehmet Şimşek'in biraz ekonomide ee, konuşuruz ben zaten. Ben eğer seçim olacaksa o da muhtemelen normal tarihinden 4-5 ay önce bilemediniz 6 ay önce olacak. O kadar. O kadar. Mesela orada özgür özel'e soruyorlar. Orada size gelindiğinde hayır mı diyeceksiniz. Ee, on, onlara ihtiyaç O da diyor yok ki şimdiden çok erken bunu söylemek. Onlara için. ihtiyaç çok vardı ki. E... Ya ihtiyaç olabilir de, de deniyor. Tam yetmeyebilir Hayır mi? hayır yani hallederler. Devlet tiyatrolarında oyun bitmez. Devlet tiyatrolarında kim nerede durulması isteniyorsa o rol verilir. O rol de itinayla oynanır. O yüzden bence bizim buradaki asıl sorumuz. Şimdi dün bu ülkeyi yöneten iki tane önemli siyasetçi. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, birisi Devlet Bahçeli. Bize bir şey söylediler. Aynen. Biz İsrail yani kapımıza, geldi kapımıza bunlar. geliyor. Dediler ki çok basit bir şey söylediler. Orta Doğu'da bir ateş topu var. Bize doğru geliyor. Şimdi aslında bizim o ateş topunun bizim ülkemizin nasıl etkileyeceğini, bir sandık bırakacak mı, siyaset bırakacak mı, muhtemel bir İran saldırısında Suriye gibi bir mülteci akını olduğunda Türkiye ne olacak, siyasi dengeler nasıl bozulacak? Şu anda mesela Lübnan'dan bir Evet. Ya bundan ne bilmiyoruz. Türkiye. Biz 3 yıl sonra edip tabii edip biz eder. biz muhtemel 3 yıl sonra nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya kalacağız biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama 3 yılın bugünden seçim normalmiş. Böyle bir şey yok. Türkiye normalde üzerine gelen ben bunu kasırga diyordum benim kitabımın adı son kitabım. Hmm. Yaklaşan kasırga. İşte bu ateş topunu kasırga olarak anlatmıştım iki yıl önce. Türkiye normalde uzun yıllardır bunu fark edip mesela yani şöyle söyleyeyim. Suriye sınırındaki mayınlar boşuna sökülmedi. İşte o İsrail meselesine hazırlıklı Türkiye'nin iç karışıklığa sürüklenmesi için mülteci akınına uğratılması gerekiyordu. Mülteci akınının step step olan evet, bir Evet. Evet. Yani mülteci akının olabilmesi için e, mayınların sökülmesi gerekiyordu, Suriye'nin karıştırılması gerekiyordu, ekonominin zayıflatılması gerekiyordu. Bak, mülteci akınını e, Türkiye'nin içini e, rahatsız etmek için mi o akının yolunu o işte mayınların temizlenmesiyle Tabii. açtılar? Hiçbir izah, başka hiçbir anlam olamaz. Yani normal bir şey geliyor mu size? Ortada fol yok, öyle derler Anadolu'da. Ortada fol yok, yumurta yok. Durup dururken biz Suriye sınırındaki mayınları söküyoruz. Sonra ardından pat, Suriye'de iç savaş çıkıyor ve bize Bayınsız milyonlarca araziden. mülteci geliyor. Bu normal değil. Şimdi biz e, dahası, hani bir ülke alabilir, kaldırabilir anlarım, 1 milyon, 500 bin, bir buçuk milyon mülteciyi insani gerekçelerle alırsın. Komşuluk. Komşuluk falan filan. 5-6 milyon sayıdan bahsediliyor. Sadece Suriyeli değil, Iraklı, Afganistanlı, Sudanlı, bunun toplum içerisinde yarattığı, tahribat ve gerilim. Yani bir taraftan ekonomin kötü, bir taraftan mülteci var. Diğer taraftan bu mültecinin buradan Avrupa'ya geçmesini kapatmışsın, engellemişsin. Hayır burada kalacaksın, bir yere gidemezsin demişsin. Ve bunun toplumda yarattığı gerilim, bir kıvılcıma bakar. Yani ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in bize doğru geliyor sözünü, ben İsrail'in kolay kolay Türkiye'ye saldıracakmaya cesaret edeceğine ihtimal vermiyorum. Yani kolay değil. Ama ne bu ne anlama geliyor? Bu tip yıkımlarla ekonomideki mülteci meselesindeki iç barışı tetikleyerek Türkiye'yi kendi içinden bir patlatma yolunu tercih edebilirler. Gerçekten amaçları varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi topraklarımızda gözü var o meşhur vaat edilmiş topraklar, topraklar projesi. E buna zemin yaratıldı. İşte mülteciyle, ekonomiyle falan buna zemin yaratıldı. E şimdi ben biraz önce dedim geçti burun pazarı süre şeyin iyidi diye. Bütün bunlar oldu. Hadi bir arada olup barış yapalım. Yapalım olur. Peki e, yeni bir göç dalgasını bekliyor musunuz? Yani evet. şey işte bekliyoruz da e, hani yani büyük bir boyutta şimdi 20 ülke talep etmiş Lübnan'dan. E, zaten yakın mesafe. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da söylüyor. Hatay'dan e, Beyrut iki buçuk saat gidiş geliş dibimizde ee, orada kendi vatandaşlarımız var tabii tahliye planları hazır bu arada karadan denizden havadan ama e, öte yandan da 20 ülkenin talebi var şimdi bu talebi e, Türkiye kabul ederse öte yandan tekrar bir Suriyeden bir geliş durumu söz konusu çünkü kapatılmıştı kapılar şimdi eğer bir göç şeyi olursa açılırsa kap, kap kimin nereden geleceği Bence şu anda bir kapıyla engellenebilecek bir boyutu geçtik biz. Bizim sınırlarımız delik teşik. Yani gördük değil mi kamyonlarla Afganların girdiğini. Bence Türkiye'nin önündeki en büyük sorun Lübnan meselesinden ziyade İran. Olur da İran'la ilgili… Mesela biz İsrail'in çok büyük bir misillemesini bekliyorsunuz. İşte ben, yani ben çok ben, büyük bir kıyamet bekliyorum. Şimdi değil. Ben Amerikan seçimlerinden sonra Muhtemelen şu anda Büyük bir kıyamet kapıda ya. Evet, yani. elense çekiyorlar birbirlerine. E, muhtemelen Amerikan seçimlerini bekliyorlar ki Amerika'nın iç karışıklığında kurban olmasın savaş diye. Peki biz İran'a mülteci akın olsa İran'a kapı açacak mıyız? E, açmak zorunda kalıyorsun bazen. Daha doğrusu kapıyı kapatamıyorsun. İnsani olarak evet. savaş var. Yani milyonlarca insan kapıya yığıldığında çaresiz hale geliyorsun. O öyle bir durum çıkıyor ortaya. Yoksa hani şuranın kapısını kilitleyelim insan öyle bir şey değil ki sınırlar ne kadar koruyabilirsin ki binlerce yani yüzlerce kilometrelik sınır hangi birini koruyacaksın? İnsanlar can akın ettiler diyelim ki umarım olmaz da İnşallah. bir bombalama oldu İran'da. O, o yani ülkemizin karşı karşı karşıya kaldığı felaketin boyutu o kadar büyük ki işte biz böyle oturmuşuz, işte seçim erken seçim olur mu, Tayyip Erdoğan aday olabilir mi? Ya onlar çok 3 sene sonra, hani önce bir sağ çıkalım şuradan da hayırlısıyla bir sağ salim bir ülkemiz daha daha büyük bir tahribata uygu, uğramadan bir oraya varalım da orada Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni aday olabiliyor mu? Erken seçim kararı mı alınıyor? Erken seçim kararına… O işin ıı, en tatlı kısmı mı diyorsun? Evet, o biraz işin laklakı. Asıl... Peki şunu yapabilir mi Türkiye? Şimdi biz Suriye'de göç Alırken işte İstanbul gibi, Güney illerimiz gibi, Türkiye'nin önemli kentleri, sanayi kentleri kapılarını açtı. En başta İstanbul. Bir hatay olduğu söyleniyor. Hani büyük kentlere neden İç Anadolu ya da işte bir kentler, çadır kentler kurulsaydı? O göçmenler, misafirler için en azını orada kalsalardı, barındırılsaydı diye. Olası bir göç dalgasında bu kez böyle bir şey mi yapmalı Yapamaz. Türkiye? Bir güvenli bir bölge oluşturamaz mı bir yerde? Hiçbir ülke böyle bir sayıla... Bak şimdi... Baş edemez. Edemez. 50 bini, 100 bini konuşmuyoruz. Milyonları konuşuyoruz. Milyonlar için hiçbir ülke böyle kamp kuracak. Onların bakımını, geçimini, yaşamını, hayatını sürdür... Yani i̇kinci bir ülkeye bakmak gibi. Peki Türk halkı bu ikinci bir göç dalgasını olası... Göç dalgasına hazır mı? Ruhen hazır mı? İkinci Madden de Göç demiyorum. dalgasına demiyorum ki bir bir kişiye bile hazır değil. Halkın şurasına gelmiş Abi zaten. Ama bugün Abdülkadir Selvin'in yazısını okudum da. Yani işte mesela Ümit Özdağ için bilmiyorum okudunuz mu? Ümit Özdağ için şey diyor. Yani milli güvenlik sorunu haline geldi. Hani bir beşinci kol faaliyeti yapıyor. Hani bunları konuşarak işte hani tabii bu göçmenler meselesi ee, bir milli güvenlik sorunu haline geldiler e, ifadeleri bunlar gerçekten iç savaşı e, körükler ifadesinde bir şey var hani şimdi, hani bu konuda siyasilerin de topluma daha nasıl bir dil kullanması gerekiyor bence de şimdi burada dikkat etmemiz gereken öfkemizi mülteciye yönetmek doğru değil Ümit Bey biraz onu yapıyor Ümit Bey toplumdaki mülteci karşıtlığındaki öfkeyi mülteciye yöneltiyor. Bu çok tehlikeli. Bu bir kıvılcım yakmaya benzer ve bir anda şehirleri ateş alır. Bizim öfkemiz varsa eğer rahatsızsak mülteci akınından, kontrolsüzlüğünden, batının deposu olma görevinden, hani kapattık kapıları batıya gidemezseniz gibi bütün öfkemizi, bütün şeyimizi kendi iktidarımıza yöneltip onları politika değişikliğine zorlamak mecburiyetindeyiz. Yoksa Suriye'de bir barkı yıkılmış, hayatı cehenneme dönmüş bir Suri gariban kalkmış gelmiş sana sığınmış, bütün öfkeni ona yansıttığında bu bir kere insanlığa da sığmaz, vicdana da sığmaz. O yüzden Ümit Bey'in üslubunda benim dikkat ettiğim yanlışlık öfkeyi mülteciye yönlendiriyor ve bu çok tehlikeli katılıyorum. Bir anda alev alır ülke, bir anda içkar iç savaşa yönelir. E şimdi toplum ekonomik sıkıntı da var ya. Evet. Yani emekli üretici market fiyat farkı %249. Evet. Yani 10, 12 12 bin lira emekli alan maaş emekli maaşı alan bir yaşlı amcamız, teyzemiz Suriyelilere hastanede bedava hizmet veriliyor duyduğunda kriz geçirir. Doğal olarak mülteci karşıtı olur o insanlar. Ve bu iş bulamayan genç ya da geçinemeyen anlatabiliyor muyum? Bu ekonomik Sorunlar da patlamayı hızlandırıcı bir işleve sahip. Normal herkesin iş, maddi durumu... Tabii refah seviyesi yükseldikçe o risk azalır. Evet. Refah, refah seviyesi düştükçe, düştükçe patlama bir risk riski var. biraz daha yükseliyor. Şimdi enflasyon düştü diyor. E, Meme şimşek ama fiyat artışı sürüyor. E, Merkez Bankası geri adım atabilir. Şimdi 2025 yılında enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanacak diyor. Ama önemli olan hayat pahalılığı. Üretici ile market fiyat farkı %249. Hep bunu konuşuyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben alışamıyorum. Ekonomistler de bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ben yani muhtemelen... Şöyle demiş ekonomistler ve real sektör temsilcileri. Muhtemelen diyor. Mehmet Bey şöyle bakıyor. Bu belli başlı politikaları uygularız. Enflasyon 2025'te bir dengeye otururuz. Yüzde 20'lere, 25'lere. Ki düşün, yüzde 25'lere oturmak bizde denge geliyor. Şu an denge. <laughs> Şu anda Ukrayna'da bildiğim kadarıyla yüzde, Kaç yıldır savaş olmasına rağmen enflasyon %16'larda falan. Rakamı tam hatırlayamıyorum ama bu civarlarda. Rusya'da bile daha düşük. Kaç yıldır Rusya savaşta. Bizde de %20'ye gelince diyeceğiz ki dengeye oturdu bir, bir miktar. Ama e, enflasyonla müjdele ederken doğal olarak yoksulluk beraberinde geliyor. Çünkü daralma yaşanacaktır piyasada. Fiyatlar, faizin artmış olması. Yani şu anda nasıl indirecekler? Hani iner ama… Yani, bunun ağır bir faturası yani Faizin inmesi, şey enflasyonun düşmesinden ziyade hayat pahalılığının durması. Ama olması. öyle enflasyon düştüğünde fiyatlar art, artmıyor demektir. Evet. Artma, artmayınca enflasyon düşmüş olacak. Hani tam da bazen ilişkili ol, olmuyor deniyor ya. Hani ilişkisi bazen enflasyon düşse bile fiyat artışı devam edebiliyor. Ben ekonomist değilim ama teknik olarak mümkün değil o. Yani tamam. benim bildiğim enflasyon zaten fiyat artışı. Bir önceki yani hayat kat. pahalılığı hani bambaşka bir yerde. Ha de... şu olabilir. Hayat pahalı. şu. Gelirle gider arasındaki fark nasıl kapatılacak? Yani diyelim ki fiyatlar hiç artmasın. Böyle kalsın. Tamam. E maaşlar da böyle kaldığında yoksulluk devam ediyor demektir. Yine devam edecek. Para yetmiyor ya. Maaşları artıralım. O zaman da enflasyon enflasyon yükseliyor. Zaten. Yükseliyor, azıyor. Yani nasıl toparlayacaklar? Ama Türkiye bugünleri görmeyebilirdi. diye. Ama dediğim gibi siyaseten yapılmış bazı şeyler ülkeyi batırdı. Yani vaktinde faiz artırmamanın Türkiye'ye ağır bir maliyeti oldu. Vaktinde artırılmadı, sonradan artırıldı. Bu sefer de çok ciddi bir fatura ödüyoruz. E, faiz ödüyoruz yani. Hem ekonomi toparlanamıyor. Yani e... Türkiye'ye özgü Nurettin Nebati'nin yapmış olduğu işte Türkiye'ye özgü o sağ olsunlar mahvettiler ülkeyi. Nurettin Nebati'ye ben günah keçisi olarak seçmek istemiyorum. Türkiye'de her ne olursa da öyle dedi Cumhurbaşkanı. Bir e de ekonomi kurmayları yapmıyor mu? Hayır. Kim yapıyor yani? Türkiye'de biliyorsunuz ekonomi bakanımız da Sayın Cumhurbaşkanı, Milli Eğitim Bakanımız da Sayın Cumhurbaşkanı, eğitim şey e, tarım bakanımız da her şeyi rejimin gereği olarak söylüyorum. Rejim yani mevcut rejim gereği politikaları belirleyen tek adamdır. Yani o kişi, bir kişi. O Başka birinin mesela Mehmet Şimşek'i getiren de odur, Nebati Bey'i getiren de odur. Nebati Bey'i getirip öyle bir politika izlemek istediği için Nebati Bey'i getiriyor. Hayır, Batı'yla daha entegrasyon bir politika izleye ihtiyaç duyduğunda Mehmet Şimşek'i getiriyor. O yüzden orada günah geçisi yapılmasını yanlış buluyorum Nebati Bey'i. Yani şöyle düşünün, size ee, ekranda esmer bir hanımefendi ihtiyacınız var. Gidip esmer birini buluyorsunuz. Sonra insanlar diyorlar ki esmere kızar mısınız? Sen niye esmersin diye. E, ben esmerdim beni buldu. Şimdi Nebati Bey'in politikaları belli. Tayyip Bey dedi ki tam ben senin gibi birini arıyorum gel dedi. O da gitti. Sonra Mehmet Şimşek'e ihtiyaç. E, evet, şimdi de senin gibi birini arıyorum dedi. Bu da gitti. Bizim burada zaten Tayyip Bey kendi söyledi bunu. Ben ekonomistim dedi. Ben ne dersem o yapılacak, o oluyor. Bu arada bugün borsa İstanbul'da fenah çakıldı. Çok e, borsa artık. Çok normal Orta Doğu'nun işte bu e, durumu. Durumu. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, evet. e, hani olası bir savaş. O yani savaş türlüsü, değil de orada biraz da siyasetten. Ya da ürküt o işte orada biraz da sadece savaş meselesi değil. Bu kısmı da atlama atlama atlamayayım onu da söyleyeyim. Dünkü iki konuşmanın da temelinde bir korku korku Ö siyasetinin e, temeli döşeniyor şu anda. Bir dakika. Yani tüm, ne demek o korku siyaseti? Yani İsrail bize saldırabilir korkusuyla içeride siyaset bütünüyle etkisiz hale getirilecek zaman içerisinde. Yani devletimizin, milletimizin, ülkemizin beka sorunu var. Saçmalamayın şimdi siyasetin zamanı mı? Mevcut liderimizin arkasında hizaya girelim, ülkemizi koruyalım. Psikolojisini yaratma politikası olarak da okuyorum ben onu. Yani biz önümüzdeki süreçte artık diken üzerinde. Acaba ateş topu bize çarptı mı, çarpmadı mı? Endişesi. Peki söylememeli mi? Hayır. Yapmalı söylemek değil. Her neyse onu yapmalı. Bir cumhurbaşkanı makamı düzeyinde çıkıp da filan ülkenin gözü bizim topraklarımızda asarız keseriz cümlesini konuşmaz. Cumhurbaşkanı başın önüne eğer stratejisini kurar, tedbirlerini alır, toplumu birleştirecekse ona göre politikalar geliştirir, ekonomiyi güçlendirecekse ona göre politikalar geliştirir. Topluma mesela Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından Yiğit Bulut bir hafta önce şöyle bir tweet savaş attı ya savaş dedi galiba böyle bir şey. Söyleyeyim. İsrail bize saldıracak uyanın. Öyle dedi evet. Tamam şimdi bayağı baş... tepki gelmiş. Evet tamam peki biz biz uyanalım. Uyanınca ne yapacağız? Uyuyan biz değiliz ki. Erzak alırsınız evet. Onu mu kastediyor bilmiyorum, acaba? Tamam. Bilmiyorum, bilmiyorum. <laughs> yani ama. aynı şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşması da bize yap... biz ne yapabiliriz ki? Ne yapalım abi İsrail bize saldıracak. Toprakta da da ne bizden neyi bekliyorsun? Onu söyle onu yapalım. Söylüyor mu bize bir şey? Şunu yapalım diyor mu mesela? Arkadaşlar ülkemize saldırı var, olacak. Şöyle yapmamız lazım. Hayır diyor ki işte biz meydan okutmayız. Ben de diyorum ki tam tersine. Ee, söylemlerden uzak durmak, işine bakmak, muhtemel gerçekten üzerimize bir ateş topu gelecekse ona dayanıklı hale getirmek lazım ülkeyi. Eylemlerle, söylemle değil. Ben bunun çok fazla hem devlet de hem de Tayyip Bey'de çok fazla söyleme dökülmüş olmasının nedenini iç siyasette bir korku politikasının zeminini yaratma ve hani Özgür Bey'in Amerika'da söylediği ben Türkiye'de muhalefet partisiyim, yurt dışında Türkiye partisiyim mantığı var ya. Türkiye'nin içinde de Türkiye partisi olsun. Evet. Onu bütün ülkeye yayacaklar. Devleti yani artık iktidar yok. Devlet var. O yüzden politikaları eleştirilemez. Bu bir devlet politikasıdır. Devlet politikası olduğunda akan sular durur. Politikaları eleştirilemez. Saçma sapan kavgalara girilmez. Saçma sapan böyle iktidar değişikliği hayalleri kurulmaz. Çünkü tehlike altındayız. O yüzden... Süren bitti. Evet. Buna bir hazırlık olarak okuyorum. Peki. Yani... Ateş topunun hep altını çizdiğiniz için evet, siz de. Be, ben dün dinleyince Levent Gültekin yıllardır o ateş topu evet. hep söylüyor. Bu sefer dedim ikna olmuştur ama yine olmadınız. Ben yani yapılanlara en bakarım. Azından yapılan... Hayır hayır ben teşhiste benzerim. Oradan şeyim yok. Ben ülkenin başının çorap öründüğünü son 20 yıldır söylüyorsun. görüyorum. Yani, evet. Adım adım da anlatıyorum. Şimdi özellikle biz İran'ı takip ediyoruz. Evet, İran önemli ama burada önemli olan mevcut iktidar ortaklarının bu örülen çoraba karşı ne ne söyledikleri değil. Ne, yaptı. ne yaptıkları. Peki. O. Levent Gültekin çok teşekkür ederim. Bitti mi süremiz? Bitti vallahi. Tamam. Su gibi akıyor. Peki. Ben sözü yine Yasin yana bırakayım. Yarın saat 17'de görüşürüz. Haftaya da Herşamba sizinle görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Iyi, i̇yi bir hafta olsun size. inşallah. Teşekkür ederim hepimize. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.